Merhaba arkadaşlar. Türev 1'in 4. testiyle devam edelim. Birinci sorumuzda fx fonksiyonu verilmiş ve limit h sıfıra giderken ifadesi verilmiş. Bu da e, türevin limit tanımıdır biliyorsunuz ki ve bize buradaki ifade f türev x'i verir. Buna göre ifade hangisidir diye sormuş. O zaman fx fonksiyonumuzun türevini alalım. 4x küpün türevinden e, 12x kare artı 4x ifadesi gelecektir. İkinci sorumuzda fx fonksiyonu verilmiş yine aynı şekilde f fonksiyonunun türevi istenmiş. Buna göre f fonksiyonumuzun türevini aldığımız zaman 9x kareden dolayı 18x gelecektir. Üçüncü sorumuzda fx fonksiyonumuz var ve yine f fonksiyonunun türevi istenmiş ve burada x eşittir 1 için yazdığımız zaman x 1'e e giderken dediği için bu ifade fonksiyonun bir noktasındaki türevinden bahsediyor. Buna göre f fonksiyonumuzun öncelikle türevini alalım. 6x artı 6 geldi. Bir noktasındaki türevi ifade ettiği için de 6 artı artı Dadan dolayı cevabımız 12 oldu. Dördüncü sorumuzda fx fonksiyonu verilmiş ve limit x eksi 1'e giderken ifadesinin değeri burası yine f türev eksi 1'i istiyor yüzden. Buna göre şimdi buradaki neden direkt buna eşit işte oldu diye soranlar varsa şöyle bir açıklamasını yapalım. x yerine eksi 1 yazdığımız zaman burada f 1 eksi f 1 geldi. Burası eksi bir artı birden dolayı sıfır böyle sıfır geldi. Ve sıfır böyle sıfır belirsizliğinden dolayı e, yeni müfredatta kalkmış olan lopital kuralımız var. Ve sıfır böyle sıfır belirsizliği geldiği zaman biz lopital kuralını kullanıyoruz. Artık sorularda e, kullanmıyorsunuz ama açıklaması lopitalden dolayı geliyor bu şekilde. Lopital dediğimiz ifade payın türevi bölü paydanın türevi. Şimdi payın türevini aldığımız zaman x'de olan ifadenin türevinden f türevi x gelecek. f eksi bir sabit bir sayı olduğu için türevi sıfır oldu bölü. X'in de türevinden yine aynı şekilde 1 geldi ve bu ifade f türev x'e eşit oldu. X değerimiz de eksi 1 olduğu için f türev eksi 1'i ifade etmiş oldu. Dolayısıyla buradaki ifadeler direkt f türev eksi 1 dememizin sebebi bu şekilde. Şimdi fonksiyonumuzun türevini alabiliriz artık. fx fonksiyonumuzu şöyle düzenleyelim. x üzeri eksi 1 artı x üzeri eksi 2 şeklinde düzenleyelim. Ve f fonksiyonumuzun türevini alalım. x üzeri eksi 1'in türevinden eksi e, x üzeri eksi 2 gelecek. x üzeri eksi 2'nin türevinden de eksi 2 çarpı x üzeri 3. Bunu da şöyle diyelim. 1 bölü x kare eksi 2 bölü x küp şeklinde geldi. x yerine eksi 1 yazdığımız zaman burası artı 1'den dolayı eksi 1 oldu. Burası paydada x küp olduğu için eksi 1. Eksi 2'nin eksi 1'e bölümünden de e, artı 2 geldi. Dolayısıyla toplamları da 1 oldu. 5. sorumuzda fx fonksiyonu verilmiş ve x eşittir 2 noktasındaki e, limit tanımı dediğine göre burası da bize f türev 2'yi ifade etti. Bunu sormuş bize. Fonksiyonumuzun türevi için e, burada bölüm türevi uygulayabiliriz. f türev x diyelim. Payın türevi 1 çarpı payda. Eksi paydanın türevi yine 1 çarpı pay diyoruz ve paydanın karesi geldi. Buna göre türevinde x yerine 2 yazmamız istenmiş. x yerine 2 yazdığımız zaman eksi 1 eksi 2 yazdığımız zaman 4 oldu. 2 yazdığımız zaman eksi 1'in karesinden 1. Buradan da cevabımız eksi 5 geldi. 6. sorumuzda fx fonksiyonu verilmiş. Ve buradaki ifadede f türev. Buradaki h yerine 0 yazdığımız zaman buradaki ifade nedir? f türe 1 ifade edecek. Yine istiyorsanız yazabilirim bunu. h yerine 0 yazdığımız zaman f1 eksi f1. Böyle h yerine 0 yazdık. Dolayısıyla buradan yine 0 böyle 0 belirsizliği. Yine lopiter kullandığımız için buradaki ifadede. F türev h artı 1 eksi burada 0 h'ın da türevinden 1. H yerine 0 yazdık. F türev 1'i ifade etmiş oldu buradaki ifade. Dolayısıyla bize bunu soruyor. Fonksiyonumuzun türevini alalım. Öncelikle kuvvetin türevini alıyoruz biliyorsunuz. 4 çarpı x kare artı x artı 1. Kuvvette 1 azalttık. 3 oldu. Çarpı içinin türev diyorum. 2x artı 1 geldi. Buna göre x yerine 1 yazdığımız zaman 4 çarpı burası 3 geldi. 3'ün 3. kuvvetinden 27. Çarpı burada yine aynı şekilde x yerine 1 yazdığımız zaman 3 oldu. Buradan da cevabımız 324 geldi. 7. sorumuz fx fonksiyonu verilmiş ve bu ifadeyi artık biliyoruz. F türev x eşittir 3 dediği için 3 noktasındaki türevin 4'e eşit olduğunu söylemiş. Buna göre fonksiyonumuzun türevini alalım. 2x artı a geldi ve x yerine 3 yazıyorum. Buradan 6 artı a bu ifadenin de 4'e eşit olduğunu söylediği için a değerimiz de eksi 2 8. sorumuz f(x) fonksiyonu verilmiş ve burada f2 ifadesinin bu ifade eşit olduğunu söylemiş. Burasında zaten f türev 2 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla f(2) f türev 2'ye eşit. Öncelikle f(2)'yi yazalım. Fonksiyonun kendisini x yerine 2 yazıyorum. 8 eksi buradan 4m eksi m ifadesi geldi. Buradan da nedir? 8 eksi 5m oldu. Fonksiyonun türevinde de 2 noktasını yazalım. Öncelikle fonksiyonumuzun türevini alıyorum. 3 x kare eksi 2 m ve fonksiyonun türevinde x yerine 2 yazdım. Buradan 12 eksi 2 m geldi. Dolayısıyla bu ifadeyle bu ifadenin birbirine eşit olduğunu söylemiş. Buradaki 5 m'yi buraya aldığımız zaman 3 m geldi. 12'yi buraya aldığımız zaman da eksi 4 oldu. Dolayısıyla buradan m değerimiz eksi 4 bölü 3 oldu. 9. sorumuzda y fonksiyonu verilmiş. Buna göre dy bölü dx. Bu da buradaki ifade y'nin x'e göre türevini alıp x yerine 2 yazmamız gerekiyor. Buna göre y'nin x'e göre türevini alıyorum. 2x eksi 2. x gördüğüm yere de 2 yazmamız istenmiş. Buradan 4 eksi 2'den cevabımız 2 geldi. 10. sorumuzda yine aynı şekilde y'nin x'e göre birinci türevinde x yerine eksi 1 yazmamız isteniyor. Türevini alıyorum. 3x kare artı 2x eksi 3. x yerine eksi 1 yazıyorum. 3 eksi 2 eksi 3'ten cevabımız eksi 2 geldi. 11. sorumuzda yine y ifadesinin x'e göre birinci türevinde x yerine 4 yazmamız isteniyor. Kök x'in türevini aldığımız zaman 1 bölü 2 kök x demiştik. Eksi 4 bölü x demiş. Şimdi buradaki şöyle yazalım. 4 çarpı 1 bölü x desek 1 bölü x ifadesini x üzeri eksi 1 olarak yazdığımız zaman türevi nedir? Eksi 1 bölü pardon hatta şöyle diyelim eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2 ve bu ifadede bize eksi 1 bölü x kareyi verecektir. Dolayısıyla direkt 1 bölü x'in türevini istediği zaman eksi 1 bölü x kare olduğunda yazabilirsiniz. 4 çarpı 1 bölü x'in türevinden eksi 1 bölü x kare geldi. Dolayısıyla burası artı oldu. 1 bölü x kareyi yazdık. x yerine de 4 yazacağım. 1 bölü burada kök 4'ten dolayı dışarıya 2 çıktı. 1 bölü 4 oldu. Artı 4 bölü x'in karesinden de 16. Buradan da 1 bölü 4 geldi. Dolayısıyla toplamları da 1 bölü 2 oldu. 12. sorumuzda y'nin x'e göre türevinde eksi 2 yazacağız. Bu ifade köklü ifadeyi e, üstü hale getirelim. x artı 3'ün 1 bölü 4. kuvveti. y'nin türevini aldığımız zaman kuvvetin türevini alırken 1 bölü 4 çarpı x artı 3 kuvveti 1 azaltıyorum. Buradan eksi 3 bölü 4 geldi. Çarpı içinin türevinden de 1 oldu x yerine eksi 2 yazalım. Eksi 2 yazdığımızda zaten burası 1. Bir. 1'in herhangi bir kuvveti yine aynı şekilde 1 gelecektir. Buradan da cevabımız 1 bölü 4 oldu. 13. sorumuzda y'nin x'e göre birinci türevinde x yerine 3 yazacağız. y'nin türevi burada e, 4 çarpı kat sayı olarak geldi. 4 çarpı x eksi 1'in küpü kuvveti biraz azalttım çarpı içinin türevinden 1 geldi. Artı burası 3 çarpı x eksi 2'nin karesi yine içinin türevinden 1 sabitin türevi de zaten 0 x yerine 3 yazalım. 4 çarpı 3 yazdığımız zaman 2. 2'nin 3. kuvvetinden 8. Artı 3 çarpı 3 yazdığımız zaman burada 1 geldi. 8 çarpı 4'ten 32 artı 3 dedik. Buradan da 35 oldu. 14. sorumuzda y ifadesinin yine aynı şekilde birinci türevini alacağız. İlk başta en dıştaki kuvvetten başlıyoruz biliyorsunuz. Buradaki başa aldığımız zaman y'nin türevinde 3 çarpı. içerideki ifadeyi aynen yazıyorum. Kuvveti 1 azalttım. 2 geldi. Çarpı içinin türevi diyeceğim. Yani buradaki ifadenin türevini alacağım. 1'in türevi zaten 0. O zaman direkt x artı 1'in karesinin türevini alıyorum. Buradan da nedir? Ee, şöyle diyelim baştan. İkisi başa geçti. 2 çarpı x artı 1'in birin birinci kuvveti. Çarpı x artı 1'in türevinden de 1 geldi. Buradaki ifademiz içinin türevi. Burada x gördüğümüz yere 1 yazmamız istenmiş. 3 çarpı. 1 yazdığımız zaman 2 karesinden 4. Dolayısıyla parantez içi 5 beş oldu. 5'in karesi geldi. Çarpı 2 çarpı Buradan yine aynı şekilde 2. Dolayısıyla buradan 4 çarpı 3, 12 çarpı 25'ten cevabımız 300 oldu. 15. sorumuzda y ifadesinin x'e göre birinci türevinde x, x 4 yazdığımızda cevabımız 0 çıkmış. Şimdi e, buradaki ifadeyi, paydadaki ifadeyi öncelikle paya alalım. x kare artı a x eksi 1'in eksi 7. kuvveti diyelim. Buna göre y'nin türevini aldığımız zaman 2 zaten var. Eksi 7 başa geçti. İçerideki ifadeyi aynen yazdım. Kuvveti biraz azalttığım zaman eksi 8 oldu. Çarpı içinin türevi diyeceğim. İçinin türevinden de 2x artı a geldi. Buna göre x yerine eksi 4 yazalım. Burası zaten eksi 14. x yerine eksi 4 yazdığımız zaman burası 16 eksi 4 a eksi 1'in eksi 8. kuvveti çarpı x yerine eksi 4 yazdığımız zaman eksi 8 artı a geldi. Ve bu ifadenin sonucunun 0 olduğunu söylüyor. Buna göre sonucun sıfır olabilmesi için burada a değerimiz e, buradaki ifade de sıfır yapmış olabilir. Buraya da sıfır yapmış olabilir. Buraya yazdığımız zaman 15 eksi 4 a ifadesini sıfır olması için ama sıfır yapan herhangi buradaki bir tam sayı elde etme elde edemeyiz. Bunu sıfır yapan bir değer gelmez. Ama eksi 8 artı a ifadesini sıfır yapacak şekilde eğer a 8 yazarsak burası sıfır olacaktır. Burası sıfır olunca hepsi sıfır oldu. Dolayısıyla cevabımız c geldi.